Sizce hayatta güçlü olan mı galip gelir, haklı olan mı? Haklı olan galip gelir. Peki neden? Haklı olan daima haklıdır. Haklı olduğu içindir yani. Dürüsttür, merhametlidir, cesaretlidir. Doğruluktan hiç ayrılmaz. Her zaman doğruluğun yanında yer alır. Galiptir. Dünya olarak göz alırsak güçlü her zaman ileride geliyor. Bence haklı olan önde gelmesi lazım ama günümüz şartlarında ne kadar güçlüyseniz o kadar başarılısınız diye düşünüyorum yani. Haklıyı fazla göz önünde tutan yok şu anda yani. Haklı zaten adı üzerinde. Hakların kazanma ama günümüzde maalesef yani önünde şu anda Filistin'de gördüğümüz iş yani İsrail orada güçlü ama ne yapıyor? Filistin'e mazlum ediyor. Orada insanları katlediyor, katliam yapıyor. Maalesef günümüzde şu anda güçlü olan kazanıyor. Peki haklı olduğunuz meselelerde karşınızdakinin gücünden korkar mısınız? Karşılaşmadım ama korkmam galiba. Yani diyelim ki hani sizden mevkiice üstün birisi var. Onun karşısında sonuna kadar hakkınızı savunur mu? Savunurum. Kesinlikle korkmam. Haklıysam yani sonunda bana bir zarar gelecekse bile haklılığımı her zaman yani haklı olduğumu sonuna kadar savunurum. Yani ceza alacaksam da yine de haklı olduğumu söylerim. Yani. Allah'tan başka kimsenin gücünden korkma. Kuvvet ve kudret sahibi ancak Allah'tır. Allah ve huve ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah ol dediği zaman oluverir her şey. Tamam mı? Onun için güçlü ne kadar güçlü olursa olsun, bir insan ne kadar zengin olursa olsun bir kıvılcım yeter. Ne kadar güzel olursa olsun bir sivilce yeter. Tamam mı? Onun için kimse gücüne, makamına, mevkisine güvenmememesi lazım. Makam, mevki önemli değil. Önemli olan doğru ve dürüst Allah ve Resulünün yolunda gitmektir. Allah ve Resulünün yolunda gitmedikten sonra bir sonuca eremez. Sonu hüsrandır.